bir yerde hiç farklı bir şey söyleyen yoksa, bilin ki orada hiç farklı düşünen birisi de yoktur. Şimdi ben size bugün bir yörük destanını nasıl bir ulus destanına dönüştürebiliriz, bununla ilgili bir sohbet hazırladım. Biliyorsunuz insanlar yetiştikleri ortama göre şekil alıyorlar. Aslında biz onları eğitiyoruz ama sonradan onlar değişik ideolojiler kendilerine yüklendiği için o ideolojilere göre şekil alıyorlar. Mesela ki bir Türkiye diyorsunuz ki sen Müslümansın, senin hedefin Müslümanlığı dünyaya yaymaktır diyorsunuz. İşte o bir Fatih oluyor, gidiyor İstanbul'u fethediyor. İşte diyorsunuz ki bir Türkiye, sen Türkiye'yi, bu ulusu daha modern bir ülke haline getirmelisin. Daha modern dünyayla bir arada yaşatmalısın. İşte o kişi gidiyor bir Atatürk oluyor. Veyahut diyelim ki başka ülkelere de kayabiliyor, bir Macar olabiliyor. Yani Slavlaşabiliyor, bir Türk olmasına rağmen Slavlaşabiliyor. Bizim yaşatmamız gereken bir kültürümüz var. İşte ben de Dışkaya Köyü'nde bir yörük olarak dünyaya geldim. Biz de biz yörüyüz. Osmanlı'nın Kayıboyu soyundan geliyoruz. Karakeçili Yörük aşiretindeniz şeklindeki hikayelerle büyüdük. Okuduktan sonra, Türk milletinin içine karıştıktan sonra tüm Türk milletinin asil olduğunu, onları mesela diyelim ki sen Kürtsün diyerek ayırarak farklı bir şekilde ideoloji açıklarsanız onlar bu milletle kavgalı hale gelebiliyorlar. İşte örnek olarak verdim bunu. Yani insanların ideolojileriyle ne kadar değiştiğini bir yerde anlatmaya çalışıyorum bunlarla ilgili. Ama dediğim gibi tüm Türk milleti asil ve çok asil arkadaşlarım da var. Her taraftan, sadece Dışkaya Köyü'nden değil, sadece Yörük olan değil. Bizim o dağlardan çıkartmamız gereken bir ders var. O dersi bütün milletimize yaymamız lazım. O ders bütün milletimize bir destan haline gelmesi lazım. O destan da işte kendi kendine yetebilirliğin destanı. Onu destanlaştırmamız lazım. Bizim savunmamız gereken buradaki asil kan değil. Bizim savunmamız gereken bu dağlarda yaşanan bir kültür. Bu dağlarda yaşanan kültürü bir araya toplayabilmek ve kültürü koruyabilmek. Mesela biz şimdi pilav günleri yapıyoruz her yıl. İnsanlar geliyor, işte oturuyor, bir mevlüt okuyor, mevlüt dinleniyor. Merhaba, eyvallah, dönüp gidiyor. Şimdi burada amaç bu, hani sadece pilav yedirmek değil aslında bizim vatandaşlarımıza. Gelip kaynaşsınlar, tanışsınlar. Başka şehirlerden birileriyle de kaynaşabilirler. Yani sadece köylüsü olmayan birileriyle de kaynaşabilirler. Arkadaş olabilirler, dost olabilirler. Sonuçta hepimiz Türkiye'liyiz. Hepimiz bu vatan evladıyız. Hepimiz bu vatan için kalbimiz atıyor. Ama şimdi orada bir kültür var. O kültürü gelecek nesillere aktarabilmemiz lazım. Ama fark ettim ki bu kültürü hiçbir şekilde biz gelecek nesillere anlatamıyoruz. Yani dedelerimiz zaten anlatmıyor hani yeni nesile. Yeni nesil de, hani gençler de biz her şeyi biliyoruz havasındalar ve kesinlikle de sormuyorlar zaten. Yani sen işte 1960'larda, 1950'lerde, 1940'larda, bugün 40'ları anlatacak kişiler iyice azaldı artık günümüzde. Biz bunları hikayelerini dinlemeden, hikayelerini not almadan, hikayelerini herkese anlatmadan kaybediyoruz. Aslında o dağlarda yaşanan bir destan var, bir hikaye var. Onu kaçırıyoruz. İşte o dağlarda yaşanan hikayeyi anlatmak istiyorum ben sizlere bugün. Şimdi bizim köyümüze geçtiğimiz zaman böyle dağlar, bayırlar, bayırlarda tarlaları görürsünüz. Bayırda ağaç yok. Yani burada niye ağaç yok diye düşünürseniz gidip işte bu ihtiyarları konuşturmanız gerekiyor. Onlara onu sormanız gerekiyor. Yani o bayırda bizim atalarımız kendileri için buğday ektiler, hayvanları için arpa ektiler, yulaf ektiler, mısır ektiler. O bayırlar öküzlerle sürüldü. O bayırlar atlarla sürüldü. Her yıl çıkan taşlar temizlendi. Çünkü sonuçta buranın altı komple taş yani. Ama her yıl inatla, sabırla, azimle o taşlar temizlendi. İşte o bayırda gördüğünüz taşsız alanlar
İşte o gördüğünüz tarlalar ortaya çıktı. Şimdi bakıyorum o bayırlardan o demetleri nasıl indirmişler aşağıya, nasıl götürmüşler, binlerce taşı nasıl kenarlara taşımışlar, nasıl duvarlar yapmışlar o taşlardan. Aslında bizim çıkartmamız gereken ders bu. Yani o çalışkanlığı gelecek nesillere aktarmamız gerekiyor. Mesela bakıyorum köyümüzün arka tarafında Hotanlar dediğimiz bölgede kayrak bir bölge var. Kayrak topraklardan oluşan bir bölge. Oraya asma ekmişler. Asmaları her sene gidiyorsunuz, çapalıyorsunuz, her sene gidiyorsunuz, buluyorsunuz. Onları alttan herek dediğimiz toprağa değmemesi için kazıklarla çakıyorsunuz. Bundan sonra da işte gidiyorsunuz artık Mayıs'tan sonra gidiyorsunuz, yaprağını topluyorsunuz. Sonbaharda gidiyorsunuz, üzümünü topluyorsunuz. Bunu mütemadiyen her yıl yapıyorsunuz. Üzümünün güzellerini, sararmışlarını getiriyorsunuz, tavanınıza asıyorsunuz. Daha sonra işte diğer kısmını eziyorsunuz. Ezdiğiniz şey tamamen büyük ağaçlardan yapmışsınız. Para vermemişsiniz hiç dışarıya. Büyük ağacı oymuşsunuz. İçine bir tane tekne yapmışsınız uzun. Şarapana derlerdi buna. Hani şarap yapmak yok bizim orada ama bilmiyorum artık nereden geliyorsa. Onun içine ezersiniz üzümleri. Suyundan pekmez yaparsınız. İşte pekmezi kaynatırsınız bir toprak vardır o toprakla karıştırarak. Onu küplere koyup kış için hazırlarsınız. Diğer taraftan kabuğundan da tekrar sirke yaparsınız. Yani böyle bir emek gerekiyor. Aynı şekilde diyelim ki buğdayı o bayırlardan yarım kaldı az önce anlattım. Buğdayı o bayırlardan indirdik. Orada bitmiyor bu. Buğdayı getiriyoruz. Harman yerleri var köyün dış tarafında. Harman yerinde bu buğdayları diziyoruz yağmur almayacak şekilde, içe gelecek şekilde ve en üstüne saçak yapacak şekilde yağmur içine girmemesi için. Çünkü o zaman çok kapalı yer vesaire de yok. Aynı gün yapma imkanı da yok bunları. Bu buğdayların tarladan biçilip harmana getirilmesi uzunca bir süreç. Komşularınızla imece usulü bu buğdayları orakla biçiyorsunuz. Hatta bu yazın en sıcak günleri Ramazan'a gelse bile orucunuzu tutarak bu orağı biçiyorsunuz. Ama ondan sonra bu öküz arabalarıyla bunları taşıyacaksınız. Bu öküz arabaları en fazla 60-70 tane bir buğday alır hani şey olarak arabaya ve günlerce sürecek bir süreç. Hatta bununla ilgili bir efsane midir artık, hikaye midir, gerçek midir bir şey anlatılır. Bu arada onu da anlatayım size. Mesela bizim o Ulupınar'dan köye doğru gelen yolda Ahmet Ağa sabahın 5'inde kalkmış, gitmiş tarlaya, yüklemiş demeti geliyor. İkinciye, üçüncüye, dördüncüye, beşinciye akşam saat 10 olmuş hala çalışıyor. Akşam 10'da o çinçin taşa yukarı çıkarken orada bir tane oğlak gelmiş Ahmet Ağa'nın yan tarafına. Ahmet Ağa sevmiş onu gecenin o vaktinde. Bu oğlak nereden geliyor ya falan demiş Ahmet Ağa birden kendine gelmiş. Oğlak demiş ki hadi eyvallah demiş ve atlamış gitmiş. Bu artık bir cin miydi, neydi yahut bu Ahmet Ağa'nın bu kadar saat çalışması, saat 10'a kadar çalışması sonunda gördüğü bir halüsinasyon muydu? O anda bir rüya mıydı? Uykuya mı daldı? Yahut işte bu bir hikaye mi? Artık onun takdirini sizlere bırakıyorum. Ve getirdiğiniz ekinleri de bütün gün harman yerine seriyorsunuz. Ondan sonra serdiğiniz ekinleri öküzlerle veya atla, düvenle dolaşıyorsunuz bütün gün. Dolaştıktan sonra kenara bunları yığıyorsunuz. Ezip ezip kenara yığıyorsunuz. Eziyorsunuz, kenara yığıyorsunuz. Akşam rüzgarın çıkmasını bekliyorsunuz. Akşam rüzgarı çıktığı zaman yaba ile hepsini atıyorsunuz yukarıya. Yukarıya attıktan sonra samanlar biraz ileriye düşüyor. Buğdaylar olduğu yere düşüyor. Bu şekilde samanla buğdayı ayırıyorsunuz. Şimdi bitmedi. Ondan sonra tekrar kalburdan geçiriyorsunuz. Kesikleri bir defa buğdaydan ayırmanız lazım. Şimdi bu buğdayı akşam alıyorsunuz, götürüyorsunuz. Ta evin en üst noktasında saklama yeri varsa oraya saklıyorsunuz. Veya girişte bir ambar vardır her evin girişinde. O ambara saklıyorsunuz. Ondan sonra onun yan tarafında evlerin giriş katlarında hep samanlık vardır. Bu defa o samanı atıyorsunuz saman damına. Artık o saman damına tepe tepe tepmeniz lazım. Çok fazla miktarda bütün samanı o saman damına bütün kış yetecek kadar samanı tepmeniz lazım. Yani o zaman için böyle maske falan da yok tabii ki. Annelerimizin bezleri var.
O bezlerden bir tane bağlıyorsunuz. O kadar saman tozu ki böyle kulağınıza, yüzünüze her yere giriyor. O saman tozunu içinde orayı eziyorsunuz. O samanları o saman damına yığıyorsunuz. Ondan sonra daha bitmedi. Yani şimdi bu buğdaylardan bir kısmını bulgur yapmamız lazım. Alıp götürüyorsunuz bilmem Ulu Bunar'a. Pınar değil de, pınar yok bizim oradaki dilde. Bunar denir. Artık bilmiyorum bizimki doğru mudur, ne hangisi doğrudur. Ulu Bunar'a götürüyorsunuz. Orada yıkıyorsunuz buğdaylarınızı. Ondan sonra getiriyorsunuz, seriyorsunuz evin önünde çulların üzerine. Kurutuyorsunuz. Yine dedenizin yaptığı çok büyük bir dibek var. O da büyük, çok kalın ağaçtan yapılmış. O dibeğin içinde tokmaklar var. Yine o da ağaçtan yapılmış. Para vererek bir şey yok yani orada. Tamamen kendi kendine yeterliliği anlatıyorum ben size. Hani çıkartmamız gereken derslerden bir tanesi. Yani bunlar kendi kendilerine nasıl yetiyorlarmış o dağlarda. Bizim çıkartmamız gereken hani ders bu. İşte bunu bir filmleştirmemiz lazım. Şimdi anlatıyordum. Evet, yani şimdi bu buğdayı tekrar tokmaklarla kaynattınız, ezdiniz tokmaklarla. Ondan sonra bunu bulgur haline getirdiniz. Diğer taraftan aldığınız bir kısmını götürdünüz değirmene. Değirmende un yaptırdınız, getirdiniz. Şimdi evde tarhana yaptınız. Efendim tarhanadan başka yufka yaptınız kış için hazırlık olarak. Efendim un yaptınız, bu unlardan artık kışın börekler yapacaksınız. Yufkalardan börekler yapacaksınız. Yani kış için bütün bir hazırlık içindesiniz. Ama farkındaysanız bakın, hala hiç dışarıdan alınmış, parayla alınmış bir şey yok. Kendi kendine yeterlilik dediğim olayı anlatmaya çalışıyorum. Yani orada bir yaba var. O kendi tahtadan yapmışız onu. Efendim düven var. O düven tahtadan, altına bir tek aldığımız işte o taşlar, köyde yoksa belki o taşları dışarıdan hazır almışızdır. Efendim bir kazma varsa, pulluk varsa, pulluğun ucundaki demir, onu dışarıdan almışızdır. Orak varsa orağı dışarıdan almışızdır. Orağın demirini veya sapını, belki güzel olsun diye sapını sapıyla beraber almışızdır. Hala hiç para harcamıyoruz. Bakın at bizim, ot bizim, öküz bizim, her şey bizim. Yani orada herhangi bir şekilde kimseye para vermiyoruz. Kendi kendimize yetiyoruz biz. Ondan sonra evlerimiz var mesela ki. O evlerimizi görmeniz lazım. Evlerimizi yaparken tahtadan, ağaçla yapıyoruz. Burada neye para harcadık evlerimizi yaparken? En büyük gider çivi, sonra cam, sonra kiremitler. Diğerleri tamamen emekle, sabırla, işte birkaç kişi de köyde olan bir testere, keser, çekiç, büyük testere, küçük testere, burgu, bunları kullanarak orada topraktan, kerpiçten bu yaptığınız kerpiçleri ve ağaçları çakıyorsunuz birbirine. Ağaçları çaktıktan sonra bu kerpiçlerle duvarların arasını örüyorsunuz. Sonra ağaçlardan hızarla bir tahta yaptınız. O zaman hızar yoktu herhalde köyde tahminimce. İşte belki onu götürüp hızara geçirmek için geçiyordu belki Bursa'da, bilmiyorum, belki de köyde vardı o zaman, çünkü o kadar çok tahtayı o zaman taşımak hakikaten zor köye. Ama bunun hikayesini gerçekten ben de sormadım, şimdi size anlatırken aklıma geldi. Tahtadan yapıyorsunuz ara katları, en üst katları da yine tahtadan çatıyı bağlıyorsunuz ve burada dediğim gibi harcadığımız para kiremit, cam, çivi, bunlara para harcıyoruz. Diğerleri hepsi tamamen emek, atalarımız, dedelerimiz bu şekilde, bu gayretlerle yaptılar. Şimdi bizim bakıyorum Kuruluş Osman dizisi var mesela, bugünlerde çok popüler. İşte anlatıyor yörük hayatını, böyle bakıyorum çadırlar gayet böyle şık, 10 numara, insanların kıyafetleri gayet şık, çok güzel. Yani insanın böyle o devirde yaşayası geliyor ama işin aslı öyle değil. Şöyle bir çulunuz var. Köyde üretilebilen şeyler çok kısıtlı. Yani onları götürüp işte paraya çeviriyorsunuz. Bu da o yüzden de alacağınız şeyler de kısıtlı olmak zorunda. Parayla sattığınız şeyler kısıtlı olduğu için, yani yün satabiliyorsunuz, çul satabiliyorsunuz, yumurta satabiliyorsunuz, hayvan satabiliyorsunuz. Birkaç hani paraya dönecek şeyler az olduğu için dolayısıyla parayla alacağınız şeyler de otomatikman
kendiniz planlıyorsunuz hani sonuçta. Tabii ki bu anlattıklarım petrol çıkana kadardı. Petrol çıktı, yiğitlik bozuldu bir yerde. Öküzler satıldı, öküzler bitti. Öküzler bittikten sonra atlar bitti. Şimdi artık o dağları henüz ekecek teknolojimiz de gelmedi. Hani devletimiz için şöyle bir tespiti de yapmadan edemeyeceğim. Nasıl ki bu tarlaları tapulaştırırken şu bayırlar sizin değil deyip tapulaştırmadı. Sonra da buraları herhangi bir şekilde mera yapmadı, mera alanı olarak ıslah etmedi. İşte sonuç geldiğimiz nokta bu şeklinde belirtmiştim biliyorsunuz. Aynı durum şimdi de söz konusu. Şimdi o dağların ne olacağı gene belli değil. O dağlara işte bir kısmına evler yapıldı, bir kısmı arsa yapıldı ama yönlendiren yok. Gittikçe her zaman her harikarda devletimiz ne yapacağını ne edeceğini uzun süreli olarak planlamalı. O yerlere şimdi de tekrar insanlar çıkması isteniyorsa ona göre artık işte efendim ziraat bölgesi olarak belirlenen alanlar aynı dağ bölgesinde olduğu gibi lavanta mı yetiştirecekler, efendim salep mi yetiştirecekler, ıhlamur mu yetiştirecekler? Yani bunların bir yönetiminin ve bir yönlendirmesinin yapılması, diyelim ki o bayırlarda da öyle bir şeye imkan verilecekse, işte köylülerimize uzun vadeli olarak kiralanması belki bir çözüm olabilir. Ama boş vererekten en son işte nereye gidecekse gitsin gibi bırakırsak, aynen daha önce olduğu gibi işte insanlar köyü terk ettiler. Köyde 20 tane dağlarda yaşayan aile kaldı. Ve emeklilerden de çok az bir kısım kaldı. Çünkü bu defa da hani yolu bağlayıp şehre yakınlığını ayarlamadılar köyün. Dolayısıyla devletimizin ne yapacağını uzun vadede bilerek hareket etmesi ve insanlarımıza bir yol gösterici olması her zaman için hem şehirde hem köyde en büyük beklentimizdir. Şimdi sohbeti toplayalım. Kuruluş Osmanlı'daki sahnelerin çok şık olmasından bahsediyorduk. Ben 1965 doğumluyum. İşte bizim köy orada yukarıda dağın başında olduğu için ben görebildim bunları. Tabii ki şu anda yörüklük gittikçe yok oluyor. O dağda yaşamak, bu dağda yaşamak gerçekten zor. Belki de son yörüklerden biriyim. Ben de kendim bizzat orta bir orta ikinin yazlarında Uludağ'a gittim. İşte koyun güttüm orada. Dolayısıyla o yaşamı yaşayanlardan birisiyim ve benim gördüğüm öyle herkesin öyle gayet güzel şık pantolonları falan yoktu. Herkesin pantolonları yamalıydı. Tahminimce 5 yıldan az giyilmiyordu o pantolonlar. Kadınlar da alıyorlardı bir elbise. İşte o elbiseyi köyde birisi dikiyordu. Birkaç kişi var hani dikiş işinden anlayan. O dikiş işinden anlayan kişiye kendilerine don gömlek diktiriyorlar. Yani dolayısıyla her şey böyle kendi içinde yoklukla gidiyordu. Çadırları anlatıyordum. Hani çadırlar, öyle şık bir çadırlarımız obalarda yoktu. Yani bizim belki o zaman için diyelim ki merkez obalarda var mıymıştır. Hani o kadar öyle bir şık bir şehir hayatı gibi miymiştir ama zannetmiyorum. Yani en azından bir yarısı da o zaman da benim 1970'lerde gördüğüm gibi yaşıyormuşlardır. Yamalı poturlarla yaşıyormuşturlar. Ama öyle bir şeyi biz hani gelecek neslimizde şimdi biz anlatmıyoruz bunu. Her şey bizde çok güzel yani olağanüstü diye anlatıyoruz. Anlatamadığımız nokta hani gelecek nesillere aktaramadığımız nokta yaşananları filmleştirememiş olmamızdan kaynaklanıyor. Yani bir Japonlar mesela bir bölgesinde bir kıtlık yaşamış. O işte yaşanan bölgeyi bir Narayama türküsü diye bir filmleştirmişler. Orada insanlar bir yokluk yaşıyor. Yokluk yaşayanlar insanlar işte patatesin az çıkması vesaire nedenlerle besleyemiyorlar insanları. İnsanlar yaşlanınca alıyor götürüyor oğlu. Gelenek olarak oğluna düşüyor bu görev. Dağın yüksek bir yerine götürüyor, bırakıyor, geliyor. Zaten akbabalar da alışmış, hazır bekliyorlar orada. İnsanlar artık açlıktan orada canlı canlı akbabalar tarafından yeniliyor. Bunu filmleştirmişler hani bir şekilde yokluğu anlatmak için. Yani bizimkinde böyle akbabalarla yenmek yok ama öyle büyük ter, öyle büyük alın teri, öyle büyük bir gayret, azim, öyle büyük bir çaba var ki bunu filmleştirirsek biz, hani gelecek nesillere anlatırsak, işte bak Japonlar nasıl bunu filmleştirmişler, gelecek nesillerine, gelecek kuşaklarına aktarmışlar. Hatta bu film dünyanın her tarafında da gösterildi.
İşte bizim mesela Kuruluş Osmanlı'da gösteriliyor ama buradaki bizim atalarımızın azim ve sebatı, çalışkanlığı gösterilmemiş. Gelecek kuşaklara film olarak anlatılmamış. Yani o dağlar şimdi boş, evet, ama o dağlar, inanın, o insanlara bir yol gösterilseydi boş kalmazdı. O insanlar o dağlardan inip şehre göç etmezlerdi. Onlardaki gayret, o kültür, çünkü anneden babadan öyle görmüşlerdi. Yani deselerdi ki söz gelimi işte bu dağlara ıhlamur ekim. Mesela bugünkü şartlarda bilseler de ıhlamurun böyle para yapacağını bizim atalarımız. O dağlar, inanın, her taraf ıhlamur olurdu. Tabii ki bu o dağların tapusunun bize verilmesiyle alakalı bir şey. Yani ben inanıyorum ki bugün bile nasıl Karadeniz'de insanlar çay toplamaya gidiyor, bizim köyümüze de ıhlamur toplamaya gelebilirler yazın bir ay boyunca izin alıp. Yani sonuçta bugün kabaca bir ağaçtan 1 kilo bile çıksa 300 ıhlamurdan 300 kilo çıkacak. İşte 200 liradan ne yaptı? 60 bin lira bir asgari ücret yaptı. Yani en az 100 kişiye bir ek gelir imkanı sağlar ve hatta 100 kişinin bir yıllık asgari ücretini bile çıkartabilirdi buradan. Yani o zaman dendik işte bu dağlar mera olacak. O yüzden sizlere tapu da vermiyoruz. Hayvancılık yapacaksınız. Hayvancılık için mera da yapılmadı oralar. İslah da edilmedi. Dolayısıyla şu anda o kadar hani bir hayvancılık yapacak bir alan da kalmadı. Artık sizi başka köylerdekiler kabul etmez. Hani eskisi gibi eskiden Dışkaya nere, Dürdane nere, değil mi? Dürdane'ye gidiyormuş. Ta Armutlu'ya gidiyormuş meraya. Uludağ'ın tepesine gidiyormuş yazın. Ve onlara bir de bunun bir lojistik ayağı var. Yani bunlara götüreceksiniz. Çoban orada kalıyor tek başına. Bu çobana un götüreceksiniz. İşte efendim pekmez götüreceksiniz, tereyağı götüreceksiniz. Çünkü orada bir hani makine yok dağın başında çoğunda genelde. Bazılarından artık hepten orada yerleşik hayatı olanlar da var hani bu göçebe yaşayanların içinde ama genelde köyden bunun hani lojistiği sağlanıyor. Yani rahmetli annem anlatırdı. Kış günü gitmişler işte Karsak merasında babam. Kar yağıyor ama demişler döneriz köye. Yolda bir tipi tutturmuş. Yolunu kaybetmişler. Şükriye köyünde birileri görmüş, demişler ya gelin demezsiniz hani bu halde Dışkaya'ya, yani gitmeniz mümkün değil. Daha Şükriye köyünden sonra nereden baksanız 6 kilometre falan var. Bir de böyle derenin içinden, dağların içinden gelen bir yoldan gelecekler hani köye. O zamanki şimdiki yol da yok yani. Neyse onlara bakmışlar etmişler, misafir etmişler. Kendilerini Allah razı olsun diyorum. Şu anda kimdir bilmiyorum onları da. Ertesi gün köye gelebilmişler. Belki de donacaktık diyor yani rahmetli annem, nur olsun mekanı cennet olsun. Böyle bir zorlukları var bu hayatın. Böyle bir şartlarda bu hayvancılık yapılabiliyor. Çünkü o dağa geziyorsun, bu dağa geziyorsun, o şekilde yapabiliyorsun. Artık bugün sizi o köylerde artık herkes meyvecilik yapıyor. Sizi o dağlara almazlar. Bizim köyde de en fazla yapılabilecek sürü 20 tane olabilir herhalde. Yani bugün oraları ıslah etseniz bile 20 tane sürü yapılabilir. Dolayısıyla mecbursunuz buradan göç edeceksiniz. Buranın kaderi şu anda boşalacak. Ama şimdi buranın kaderi bu şekilde boşalmış ama üzücü olan işte bizim orada var olan kültürü, en son benim hani gördüğüm kültürü, aslında bunun daha öncelerden yaşanmış olayları da var ama hani oradaki üstün gayreti, o çabayı, o çalışkanlığımızı filmleştirebilirsek aynı Japonlar gibi, İşte bizim faydamız, hani bizim anlatacağımız hayatta kalma destanı, yaşama destanı ve Türklere verilebilecek en büyük övünç kaynağı bu olacaktır. İşte bunu başarabilirsek o zaman biz gerçekten asil bir milletiz. Biz her şeyi başarırız. Biz her şeyi yaparız diyebileceğizdir. Yani o dağların başında bir boş kalmak diye bir hani şey yoktu. Yani bana mesela hocam demişti ki işte lise 3'ün sonunda üniversiteye hazırlanın, bir tane kitap alın. Ben hemen almıştım. Koyun güderken o dağlarda. Gündüzleri koyunlar hep yatarlar saat 11'den 3'e kadar. Sıcakta dışarıya gezmezler. O saatlerde ders çalışmıştım. Ve o çalışma sayesinde neredeyse hani %5'lere girmiştim dershanede. İşte o çalışkanlık hani bir fayda sağlıyor. Veya da aynı şekilde işte lise 2'nin sonunda da hocam demişti ki İngilizce çalışın. Orada bir tane İngilizce kitap almıştım. Ve o İngilizce çalışmam sayesinde de sonra aynı şekilde %2'lere, %1'lere, %2'lere girmiştim üniversitede de.
Demek ki her şey çalışarak oluyor. Bir şey başarmak istiyorsak çalışmamız lazım. Gayret etmemiz lazım. Hayat, evet, çocukluk oyun zamanıdır ama oyun zamanından başka da bir meslek edinmemiz lazım. Hayatta her türlü şartlarda ayakta kalabilecek meslekler edinmemiz lazım. Yani bakıyorum, çocuklarımız ortaokula gidiyorlar, liseye gidiyorlar. Ama sadece X kare Y kareden ibaret sanılıyor bütün hayat. Bunların hepsi mühendis olmayacak. Bunların hepsi doktor olmayacak. Yani doktor olacak olanlar yahut aslında doktor olacak olan adam da hani bir evindeki elektrik fişini değiştirebilmeyi öğretmemiz lazım çocuklarımıza. Hani bir lambayı değiştirebilmeyi öğretmemiz lazım çocuklarımıza. Bu çocuklar bizim çocuklar. Bakıyorum işte Bulgaristan'dan gelenlere bakıyoruz. Boyacılık da yapabiliyor. Efendim su tesisatı da değiştirebiliyor. Su tamirciliği de yapabiliyor. Ama bakıyorsunuz bizde üniversite mezunlarına bir asgari ücretle zor iş bulabilirken su tesisatçısı bir bakıyorsunuz günlüğünü 100 dolara getirmiş. Bugün için 100 dolar kaç para? İşte daha önceki senelerde ben hani görmüştüm bunu. Bilmiyorum bugün de hala getirebiliyorlar mıdır? Yani hayat şartları nedeniyle belki dengeleri bozulmuştur ama yani en azından bugün de 500 dolara getiriyorlardır diye düşünüyorum. Çünkü bu işi yapmaya gönüllü, yapmayı becerebilecek eller yetiştiremiyoruz maalesef. Gelecek nesillere bu çalışkanlığı, azmi aktaramadık. İşte bu filmleştiremediğimizden dolayı da şu anda yaşadığımız sıkıntıları yaşıyoruz. Dolayısıyla bizim asaletimiz ve gelecek nesillere aktarmamız gereken destan budur diyorum. Bunun filmleştirilmesi lazım diyorum. İnşallah o tarihi dizileri çeken yönetmenler de bu benim serzenişimi duyar. Onlar da içine koyar veya ayrıca böyle bir sinema filmi yaparlar ve bizim türkümüzü gelecek nesillere aktarırlar. Yoksa hani sadece kültür deyince sadece hani hoplamak, zıplamak, böyle oynardık, öyle oynardık, işte onu yerdikten ibaret değil. Yani bunun bize vereceği ahlaki boyutlar var. Bize vereceği örnekler var. Yani bizim atalarımız kendi kendine nasıl yetmiş, kendi kendilerine odağın başında nasıl yaşamışlar da nasıl yetişmişler? Bir kibriti harcamamak için annemi azarladığını biliyorum ben babaannemin. Yani bir kibrit parayla alındığı için o kadar kıymetli çünkü. İşte biz öyle bir nesilden bugün böyle bir har vurup harman savan ve dolayısıyla yabancının parasına karşı hazır olda duran bir millet haline gelmişiz. İşte bu gidişatı ters çevirmenin formülü buralarda gizli. Yani bu kültürleri biz filmleştirebilirsek bu kadar kendimizi ziyan etmeyiz. Bu kadar ters yola gitmeyiz diyorum. Görüşmek üzere diyorum.